geldiniz efendim. Efendim, Atatürk'ün bir oğlu olduğunu biliyor muydunuz? Adı Cumhuriyet. 70. yıl dönümünü bütün Türkiye'de kutladık hep beraber. Onu bizlere emanet ettik. El bebek, gül bebek bugünlere kadar getirdik. Bundan sonra atamızın bize emanet ettiği bu kutsal mirası lütfen bütün Türkiye'nin çocukları, gençleri, yetişkinleri ve de yaşlıları tüm gücümüzle iç ve dış karanlık ve de bölücü kuvvetlere karşı koruyalım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet bayramınızı tekrar kutluyorum. Hoş geldiniz. Efendim, gelelim müzikte nostaljiye. Bugün 1950'lere uzanacağız. Şu kadarcık bir şey söyleyeceğim, hemen anımsayacaksınız, öyle sanıyorum. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek dudaklarımdan. Evet, Berkan! Bugünkü konuğumuz. Hoş geldin Berkan. Hoş geldin canım. Efendim, Berkan bize Ankara'dan geldi. Çok çok teşekkürler ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çünkü çok yorgun, çok erken uçakla geldi ve gelecek gece işe gidiyor. Seni ağırlamaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk diliyoruz Berkan. Teşekkür ederim. Müzikte doğuşun hangi sene Berkan? 1956-57 senelerinde Ankara'da başladım ben. Rahmetli Yıldız Erdoğlu, Atilla Özdemiroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu, bateride Oktay isimli bir arkadaşımızla Jüpiter kentini kurmuştuk. Orkestra programlarımız, hem radyo programlarımız vardı. Tabii haliyle o zaman hep İngilizce, işte dilimizin döndüğü kadar İtalyanca parçalar söylüyorduk. Daha sonra ben 60 senesinde askere gittim, bariyeli olarak 3 sene yaptım ve tenor saksafon çaldım. 64 senesinde İstanbul'a döndüm ve İstanbul'da devam ettim. Yine bize. Yabancı müzik. Tabii o senelerde gene yabancı müzikler söylüyorduk. Fakat Sayın Sezen Cumhur Önal bana bir teklifte bulundu Berkan dedi. Hep çünkü bizim sadece o zaman hafif batı müziği enstrümanlarıyla söylediğimiz sadece tangolarımız vardı. Güzel evet. Tangolarımız vardı. Kendisi bir parça getirdi bana evvel zaman için dedi. Onu ilk defa ben plak haline getirdim. Tutuldu. Daha sonra kendisinin yazdığı sözlerle ben Türkçe sözlü parçaların babası da sayılabilirim. Bugün evet, hafif müziğimiz varsa, pop müziğimiz varsa benimle beraber çalışan diğer arkadaşlarım da var o senelerde. Fakat tahmin ediyorum daha ileriye gideceğimizi ümit ediyorum. Bugün öncelikle Cumhuriyet Bayramımızı ben de candan ve saygıyla kutluyorum. Nice senelere diyorum. Evet. İleride Türk milleti olarak sağlıklı ve tüm güvenimizi kutlayacağız çünkü bayramlarımızı. Ben bir müzisyen olarak Cumhuriyetimizin bize getirdiği bir hani genişlik en azından kendi dilimizle dışarıya açılan parçalar bile rahatlıkla bugün her yerde söyleyebiliyoruz. Ne mutlu bize. Ben bugün dinleyicilerimize, seyircilerimize şarkını anons etmeden önce, son zamanlarda yaptığın sanat adına bir yenilikler var mı? Beni dinleyemeyen bir jenerasyon oldu. Çünkü ben en son plak yapımında kalmıştım. Daha sonra bir kaset sanayi ortaya çıktı. Şimdi kendilerine birkaç ay önce, benim o senelerde söylemiş olduğum parçalardan oluşan bir yapıt sundum. Nostaljik. Evet, nostaljik. Çok güzel. İleride biraz sonra söyleyeceğim Sayın Sezen Cumhur Önal'ın sözleriyle yapmış olduğum o senelerde hala anılarla dolu, anlamlı, güzellikler, sevgiler dolu parçalardan küçük bir potpourri sunacağım. Evet, hemen seni bırakıyorum müzisyen arkadaşlarımızla baş başa. Dün yağmurla açıldım denize, seni aradım sahilde, el salladım sessizce eski günlere.
seni özlerim, seni beklerim. Yıllar geçse bile, lay 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 lay. Çok teşekkürler. Sağ ol Sezen Cumhur Önal. Sağ ol Berkant Öğreleri. Efendim orkestramızda bu arada bir alkış herhalde. Evet, Zafer Çebi, Tayyip Şen Yıldız. Genç arkadaşlarımızı. Şimdi benim aslında sadece bir Samanyolu parçasıyla buraya geldiğimi zannedenlere biraz önce sunduğumuz parçalarla küçük bir hatırlatma yaptık gibime geliyor. Samanyolu benim ilk beste çalışmalarımdan, söz ve müziği Sayın Metin Dikey ve Teoman Alpay düzenleme bana aitti. Ve bugün Samanyolu'nu tüm mutlulukların tekrar sizlerle beraber olması dileğiyle söylüyoruz. Samanyolu. Bir şarkı